Şifa Allah'tandır. Allah'ın isimlerinden bir tanesi eşşafidir. Şifa verendir. İbrahim Aleyhisselam samdıla feiza meridtu fehuve yeşfiin. Hasta olduğumda Rabbim beni iyileştirir buyurmaktadır. Doktora da gitsek, doktorun verdiği ilacı da içsek, doktor ameliyat yapılması lazım dediğinde ameliyat da olsak şifayı veren Allah'tır. Doktor sebep olmuştur. ilaç vesile olmuştur. Netice itibariyle e, bunlara hüküm bağlamak doğru değildir. E, ayetler okumak suretiyle Cenab-ı Allah'tan şifa istenir mi? istenir? Suya okunur mu? Okunur. E, sirke de bir sudur. Sirke suya da okunabilir. Ama şifanın kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'tan istenir. Ve Cenab-ı Allah şafi ismi e, hikmetince, sırrınca dilerse bu dünyada, dilerse öte alemde kulunun isteğini, duasını cevaplandırır. Ama işte bu su şifalı sudur, bundan içen şifa bulur, türünden ifadeler. Bu suya Allah'ın, Kur'an'ından ayetler okunmuştur veya peygamberin Aleyhissalatu vesselam efendimizin tavsiye ettiği dualar okunmuştur. Binaenaleyh şifanın kaynağı Allah'tır diyerek e, itikad edilirse bunların faydası olur. Nitekim efendimiz Aleyhissalatu vesselam e, ziyaret ettiği hastalara dualar okumuştur. Bu e, dualar onların şifaya ermeleri, kavuşmaları içindir. Bir başka ifadeyle de hastalığında şifanın da Allah'tan geldiğini bildirmek içindir. Binaenaleyh en önemli mesele hastalıkların iyileşmesinde kişinin ruh halinin iyi olması, psikolojisinin düzgün olmasıdır. Bu tür şeyler onun ruh halini iyileştirecek, psikolojisini tedavi edecek şeyler olduğu için bunlar manevi yönden tamir edildiğinde insan vücudu maddi hastalıklarında şifa bulduğu görülecektir. Şifanın kaynağı Allah'tır. Cenab-ı Allah bütün hastalarımıza, bütün hastalıklarımıza şifalar ihsan eylesin.